Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Çok fazla vakit bulamıyorum. Vakit buldukça video yapmaya, ders videosu yapmaya çalışıyorum. O yüzden kusurlarım affola, başlayalım. Bugün sizlerle "Ey Allah'ım beni senden ayırma" sezgah ilahi yapacağız. Başlayalım, çok fazla uzatmaya gerek yok. Ben bir kez üfleyeyim, sonra solfej yapayım. Sonra devam edelim. Hemen üflüyorum. Hemen başlayalım. 1-2 yazan kısımlar dolap 1, dolap 2 oluyor. Çift çizgi, çift noktalı olanlar reprize oluyor. Birbirine dönmesini istiyor. Nasıl yapılacağını hemen başlayalım. Sezgah ilahi bazı yerlerde fa diyez, bazı yerlerde fa notur herhalde. Onları hemen söyleyeyim. Hemen bir ses alalım. Evet. Si, si, do, re, re. Re mi fa mi mi re re do re mi re re do si la si. Oradaki la'nın yanında kare işareti var, diyez yani. Şuradaki la normalde böyle yapıyorduk, şöyle yapmamız gerekiyor. Yani si bemol basar gibi yapmamız gerekiyor. Tabi bemol ile diyez arasında Türk müziğinde ufak bir komalık bir fark var normalde. Böyle yapsak da yine de güzel duyulur. Evet, sonra başa dönüyoruz. Bu bittikten sonra birinci kısım bitti. O dolap bir oluyor. Başa döndük. Bu sefer S olacak. Si yapmayacağız. O yüzden öyle yazılmış. S. Si, do, re, re. Re, mi, fa, mi, mi, re, re. Dolap ikiye geçtik. Do, re, mi, re, re. Re, mi, fa, sol. Fa, sol, fa, fa, mi, re. Mi re fa mi re do si. Fa natural mi de bir koma alın demek istemiş. Fa natural normal mi basıp onu hafiften kafamızda ya da re'yi genelde belki kapalı şekilde yap, ama kafamızda yapsak daha iyi olur, onu söylemeye gerek yok. Kafamızda çok hafif ya da biraz kısık üflersek zaten mi bemol şey mi'yi bir koma bemol olarak çalarız. Fa natural şu şekildeydi. Bunu sert üflüyorduk. Şöyle yaparsak fa bu ise, şu ise fa natural oluyor. Şuradan gelelim. Dolap 3. dizekten gelelim. Solden. Sol, fa, sol, fa, fa, mi, re dedik. Mi, re, fa, mi, re, re, do, si. Do, re, re, do, do, si, si. Re mi fa sol dedik. Bir daha beni senden ayırma kısmını yapıyoruz. Çünkü oraya dönmemizi istiyor. Birinci kısım bittikten sonra dolap bir kısmı döndük. Sol fa sol fa fa mi re. Mi re fa mi re do si. Dolap ikiye geçtik ayırma kısmına. Do re re do do si si. Senyo var, en başa dönmemizi istiyor. S işareti. En başa tekrar dönersiniz, tekrardan çalmanızı ister. Tekrar bir solfej hızlıca. Sadece mi bemol, mi'nin bir komalı bemolü var demiştim 3. dizekte, 2. ölçüde. Orada mi bir koma hafif pes yani kısık sesli üflerseniz zaten çıkıyor. Fa'yı da natural alacağız orada. Onun dışında bir de la diyez sesi var yukarı tarafta ayırma kısmında. O da şu şekilde basacağız. Bir kez daha üfleyeyim. Bakın buradaki fa, fa diyez şu şekilde. Bir daha baştan geleyim.
si la si, re do si la si, la diyez yaptık. Sonra tekrar başa. Bu sefer si'yi çalmıyoruz, altındaki es'i yapıyoruz. Es. İkiye geçiyoruz. Bakın mi re fa mi mi re. Bu kısmı. Hafif yumuşak üflediğiniz zaman bir koma zaten çıkıyor. İstersek çift re yaparız, istersek tek re. En sona geçtim ayırma kısmından, en son dizek dördüncü. Deyip beni senden ayırma kısmına döndük. En son kısımdayız. İkinci yazan, iki yazan kısımda ayırma kısmı. Çoğaltma bağı olduğu için zaten si'yi tek olarak çalıyoruz. Sorularınız olursa yine yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.